Öncelikle arkadaşlar tüm yazanlara tüm dostlarıma tüm izleyicilerime çok çok teşekkür ediyorum bir tık sıkıntılı bir hafta geçirdik iki haberle birlikte biliyorsunuz ki sabahında böyle minik bir kaza falan geçirdik ondan sonra Özge ile ilişki durumumuzu mu güncelledik falan diye. eski Facebook'tan hatırlarlar hatırlar ilişkimizle ilgili bir şeyler açıkladık ama her şey yolunda. Aramız çok çok iyi. Gerçekten çok çok iyi. Ve bazı şeylerin zaten hani doğru başladıysa doğru bir şekilde de bitmesi gerekiyor bazen. Yani burada dostça, arkadaşça birbirimize kattıklarımızla tüm yıllarımızı, tüm aylarımızı düşünün. Ve burada beni hiç yanıltmadığınız için çok çok teşekkür ederim. Her zaman içimde şey vardı e, malum yaşadığımız çevreden vesaire kültürden dolayı da olabilir kimse üzerine alınmasın şimdi ama e, genelde erkek tarafı biraz hep üstte tutulup böyle kız tarafı biraz böyle e, bu lileye uğrar e, linç yer bir şey olur ama bunu harbiden hiçbirimize yaşatmadığınız için çok çok teşekkür ederiz. Kafamdaki de gerçekten buydu e, kitlemi de zaten böyle bir yerde görüyordum ve kitlem de gerçekten bu şekilde davrandı. Ee, hepimizin ayrı bir değerinin olduğunu bize yeniden göstermiş e, oldunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz bunun için. Harbiden. Kimse de bu saatten sonra bu kitleye laf etmesene. Aga. Onu da söyleyeyim yani. Şimdiye kadar belki kimse başaramadı bunu. Ee, bir ilki yine başardınız. Bunun adına ben özellikle teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki ilişkilere e, ve bakış açılarına da vesile olur böyle bir şey. Yani kötü bitirmeye, kötü olmaya ya da böyle herhangi bir şekilde ee, kitlenin, güçlü olan kitlesi güçlü onanın diğer tarafı linçlemeye hiçbir türlü hakkı yok. Bu iki kişi arasında geçen özel bir e, ilişki ve bu ilişkide bazı eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Yarın bir gün neyin olacağını, neyin ne olacağını da hiçbir şey göstermez. Ee, ondan dolayı ne laf yutmaya gerek var, ne bir şeyler söylemeye gerek var. Ee, ve güzel bir şekilde de açıkladığımızı düşünüyorum. Hatta bugün Özge de Tom bendeydi birkaç gündür e, ee, Özge de İstanbul'a geri dönüyordu. Ee, Tom'u falan da almaya gelecek. Yayına gelir bir selam verir vesaire. Ee, herhangi bir problem yok. Gayet her zaman gibi arkadaşız. Yanlış anlaşılan, yanlış bilinen ve sallanan birkaç tane şeyler var. Tabi tabi canım bu, bu da apayrı bir şey işte. Bunu yapmak çok zor bence. Else şu an babamlarda zaten. Tom bende diye. Elsa babamlardaydı. Ya ben de kalıyor, Özge de kalıyor, babamlarda kalıyor. Aramızda hiç öyle bir şey yok arkadaşlar yani. Herkes yani zaten nasıl davranacağını çok çok iyi biliyor, iyi bilen insanlar. Ondan dolayı herhangi bir sıkıntı yok. Ee, sizlere de ayrı teşekkür etmek istedim ama bu meseleyle ilgili. Harbiden. Yani çoğu, çoğu kitlenin yapmayacağı bir şeydi bence. Çoğu insanların bakış açısı böyle olmazdı. Ee, ama bir şeyler öğretiyorsunuz bence yeniden ee, bunun için apayrı bir şekilde teşekkür ediyorum ee, sonra neydi şunları yazdım da amına koyayım bir dakika <laughs> unutmayayım diye sırayı kendine müzisyen oturur ee, şurada Okan abinin düzenlediği bir şey vardı ha. Ferit şu repliği söyle demiş tamam ee, şimdi, şimdi şöyle, yok burayı konuştuk, Heh. sesleniş. Ee, şöyle ki, <laughs> 31. sayfaya geçmiyorum orayı ben yazdım tamamen baştan sona. Neyse. Peştekrâh! Yine, yeniden... Her zamanki gibisiniz. Yeni geldi, arkamızda durdunuz. Yeni geldi, hiç istemeyeceğiniz açıklamalar yaptık. Ne olursa olsun... ...kararlar, fikirler... Düşünceler ne olursa olsun her zaman bu adama güvendiniz. Ve ben de sizlere. Ayrı kalan yedi günün, sekiz günün acısını bir bir çıkaracağız. Her yeni başladığımız oyunda kimsenin alamadığı skinleri, Kimsenin kuramadığı takımları kuracağız. Yeri gelecek Dalıyla, yeni gelecek erik ile, yeni gelecek akademi ile, yeni gelecek yeni evimizde şimdiye kadar verip de tutulamadığımız sözleri tutacağız. Neden mi? Çünkü biz. Şimdi o tamam. Ee, onu dedik. 8. bölüm kardeşlik denmiş. Burada erik dalından falan. Tamam arada onu Değil mi? O arada zaten onu yedirdim ben. Erik dalı hani o o makara da okey bence hiç oraya tekrar girmeye gerek yok diye düşünüyorum. Ee, başka var mı? He, birkaç şöyle şöyle düşünüyordum. Yüzdesel olarak yazmışız da burada hesabı kitabı yapılmış arkadaşlar. E, yüzdesel olarak ben e, buradaki linç gününün, kültürünün hem özgü olsun hem bana olsun yüzde onlarda falan olur diye düşünüyorduk yorumlarda. Yani kitleme çok güvenli için yüzde doksan çok çok iyi bir istatistik bence. İyi yorum açısından. Yalnız bu yüzde birlerde gibi bir şey oldu. E, bunun için apayrı teşekkürlerimi sunayım. Ama velakin şöyle bir durumda oldu. E, klasik bazı ilişkilerden dolayı insanlar çok fazla dizi de izliyor bir yandan bilirsiniz ki. E, hep böyle kız tarafına bir şey vardır. Ya öyle şey yaptı da işte şuradan da buldu paran ya böyle oldu falan filan diye. E, Özge ile aramızda öyle bir ilişki olmadı arkadaşlar. Özge ile ben tanıştığımda benim eee 7000'lerde 10000'lerde eee tam hog zamanı takipçim olmayan izleyicimin 700'lerde falan olduğu bir dönemde ee, ve bu dönemden sonra ne yaptıysak Birlikte geliştirerek Birlikte bir yerlere geldik ee, Tüm sürece tüm boss sayfa Tüm big boss sayfa e, Tüm erik dalına her şeye çok çok ha Hakimdi zorlandığım yerlerde de Çok çok e, destek Aldığım e, birisi Aynı zamanda ve bundan sonra da inşallah e, Böyle Olur Özge senden ünlüydü abi <laughs> Evet öyle bir şey vardı Harbiden Ferit'le falan çok daha önce tanışıyorlardı Mesela Ferit'le Şükrü tanıştırmıştır beni yani öyle söyleyeyim. Ee, bundan sonra Özge abla mı diyeceğiz? Ya ben orasını bilmem orası. Sizin aranızdaki mesele. <laughs> Şimdi yenge demeyeceğiz mi? <laughs> abi ayrılmayın abi ayrılmayın. Evet bir süredir de zaten vardı ve bunu çok fazla fark etmiştiniz ve fark etmeme olasılığınıza olmadığını düşünmüyordum doğrusu. Yani çünkü beni çok iyi tanıyorsunuz. Özge'yi çok iyi tanıyorsunuz. Yayınlardaki duruşlar vesaire, Şunlar bunlar. Yani belli bir yerde ee, zaten tamamen fark. Hatta ayrılmayın abi mimi. Hani ah be abi anladın mı? <laughs> ya da set postlar falan. Erken set postlar geldi mesela falan. E, hafta içinde de sürekli reziti falan da kontrol ettim. E, sular seller gibi ağlayayım isteyen insanlar var. Aynen. Aynen. E, belli başlı editler yapsın da şunu bir yüngür, yüngür ağlatalım diyenler var. 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 O yayın kapanışında yayını kapatamayım de ana avra birilerine de o kayıt alınsın YouTube'da dönsün biraz isteyen tayfayla aynı tayfa. Bak farkındayım. Bak her şeyin farkındayım. Ağlasam da iyi izlenir değil mi lan? Ya bir dur amına koyayım. Şimdi Jurovs gibi falan ağlarım. Şimdi ağlamayı da unuttuk anladın mı? <laughs> Göz pınarlarımızda yaş kalmayınca ağlamayı da unuttuk chat.